yağmur ormanlarında yırtıcıdan kaçan şempanzeye çevirdin lan beni. Arada yarenim olmaya da ben o ormanı içinde sen varken yakmayı bilirdim de. Yarenim. Osman, korkuttun beni. Oo, sen abi nasıl yaptın ya? Göstersene. Sevenlerin arasına girme oğlum. Gel gösteremeyiz de Allah Allah. Beleşe numara yok. Osman sen de burada çok durma. Baban falan gelir. Şimdi işe de yollamaz vallahi beni. Yavrum baban kahvede değil mi ya? Ne işi var? Niye gelsin buraya? Artık her yerde Osman. Sağdan soldan her yerden çıkıyor. Adam sana kafayı takmış. Ben de sana kafayı taktım. Nasıl olacak? Hayır, o Mahmud Efendi iyice Trump triplerine girdi yani. Böyle ambargolar falan koymaya başladı da bana ambargo sökmez yani. Her türlü delerim, haberin olsun. Zaten canım sıkkın. Niye? Ne oldu ki? Ablam ya, kemoterapiye girecek de işte ilaç lazım. Daha 4.000 lira tuttu, çok alamadık yani, pahalı. Keşke yardımcı olabilsem sana Osman. Sen canını sıkma güzel. Benim adım Osman ya. Ben hallederim her türlü yani. Hayırlısı. Osman vallahi durma buralarda, babam gelecek diye ödüm patlıyor. Gelirse gelsin be. Geleceği varsa göreceği de var yani. Aa, Mahmut abi geliyor. Ne lan? Şaka yaptım, şaka. Şakana bak şuna. Şaka! Oğlum seni parçalayıp mahalleye promosyon diye dağıtırım ha. Selam Sadık dayı. Mis gibi kokuttun yine be. Merhaba evlat. Aç mısın? Her zaman. Bana oradan bir tavuk pilav yapsana, şöyle nohutlu falan. Baba. Al evlat. Eyvallah. Ha. Sadık dayı, hayırdır ya? İki adam atsam bayatlar, aha kütük. Ağrıdan sabaha kadar uyuyamıyorum. Küçük bir yer ayarladım kendime. Ekmek büfesi. Hiç olmazsa oturarak çalışacağım. Bu işte iyi para var mı ya? O sana bağlı. Nasıl yani? Bacakların sağlamsa, bütün gün dolaşabilirsen iyi para kazanırsın. Yani ne kadar mesela? Sen şu gördüğün arabayla ben 4 tane çocuğumu okuttum. Başımı sokacak iyi kötü bir ev aldım. Gece kondan bozma ama ona da çok şükür. Para kazandırır. Mahallemizin fakir ama gururlu insanları. Osman, oğlum, gelin hatlar karıştırmasın yavrum. Hayırlı olsun Osman. Eyvallah. Temel besin gıdamız pilav. Çok yakında Osman Pilavcılık tarafından hizmetinizde efendim. Tavuklu, nohutlu ve nohutlu tavuklu modellerimizle çok yakında hizmetinizdeyiz efendim. İkinci el arabanın derdi bitmez. İkinci el arabanın derdi bitmez. Ama biz alışkınız. Osman, nereden çıktı bu araba? Şşş, üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın anacığım. Kaç para verdin buna? Nereden buldun parayı? Ya bir durun, bir teker teker gelin ya. Para mara vermedim ben buna. Bizim pilavcı Sadık dayı yok mu? Ondan aldım. Ya bu işte bizim Boğaz Köprüsü gibi. Yap işlet devret modeli yapacağız yani. Ha vermeden aldın ya. Ha, sonra o tamam. Ama var ya, para basacağız para. Senin o reçetedeki ilaçlar var ya. 2 güne alacağız onları yani. Bak da gör. Ne yapacağım? Pilav mı satacaksın? Ha, pilav yapacağım. İşte pilav işindeyiz. Buyurun. Bunlar da sermaye. Şunlar tavuk. Vay be, aslan beyim beni. Harold yani oğlum. Ben müteşebbis adamım yani bak. Bu iş var ya, bir yürüyecek. Yani birkaç yıl içinde New York'a falan şube atacağım, gör yani. Dayı ufak at da tavuklar da yesin. Pardon, civcivler. Aman ne kadar komik. Ben ciddiyim oğlum. Gel, inanmıyorsan ah. Lades tutuşalım, hadi lan. Var mısın? Varım. Nesine? Futbol topuna ama öyle dandik top değil yani. Böyle lisanslı futbol topu. Kabul. Lades'im lades olsun mu? Olsun. Ah,
aman kızım. Osman duymasın Onur Bey'e gideceğini. Aman duymaz. Bir şey olmaz, sen merak etme. Ben de hemen çok istediğimden değil zaten anne, ama bir teşekkür etmek de lazım yani. Ne kadar çok zahmetler etmiş, ne kadar hediyeler almış öyle. Tamam da gene de dikkatli ol attığın adımlara. Mahalleyi biliyorsun. Allah kimseyi bunların diline düşürmesin. Merak etme sen, merak etme. Kimsenin haberi olmaz. Yalnız ne iyi adammış be. Ha? Yani öyle kabul edelim, zengin mengin ama hiç kibirli değil. Bir de hakkı da geçti bize anne. Bir de nazik, bir de saygılı. Bana bak kız. Hı. Yoksa sen bu adama... Yandım ha. Ne? Ay anne ya, aşk olsun. Deli olma, ne alakası var? Neyse, yanmasın kurabiyeler. Al Osman oğlum, pilav tamam. Eline sağlık anam. Hadi bakalım iyi satışlar diyelim. Yani lütfen ya. Satış ve pazarlama benim işim yani. Ben var ya, 2 saat içinde bu pilavı da tavuğu da satarım. Hatta iyi bir teklif gelirse o arabayı bile satarım yani. Aman oğlum. Çok fazla satış yapacağım diye sakın kimseyle dalaşma. Dikkatli ol. Lütfen yani anneciğim, lütfen. Müşteri her zaman haklıdır mottosuyla hareket edeceğiz yani. Aman ha Osman, yollarda da hep dikkat et ablam ha. Ya sen merak etme, benim adım Osman. Ya. Aklında canım. Ya. Ya tabii. Oğlum senin dayın küllüter mi lan, yavru çakal? Ha bu arada... Şu Onur Bey var ya. Ne olmuş? Ya bir şey olmamış da yani, ararsa falan muhatap olma ha. Ay niye arasın canım beni? Ya bilmem artık yani. Bak geçen gün bir eve geldi, bütün mahalle birbirine girdi yani. Ay aman canım, niye arasın beni el alemin adamı, Allah Allah. Vallahi ben bilmem. İyi. Tamam. Hadi ben çıkıyorum, hayırlı işler bana. Size de iyi günler. Hadi hayra karşı. Hadi hayırlı işler hadi. Ablacığım afiyet olsun. Evet efendim, evet efendim, evet efendim. Tavuk pilav, tavuk pilav, buyurun. Burada, burada. Her gün yiyorum, bıkmıyorum. Lütfen buyurun. Pilavın kralı, tavuğun kraliçesi abim, veriyorum sana. Bu da sana kıyağım olsun. Hop şuradan çıkarıyorum. Kaşığını saplıyorum. Veriyorum abicim yarası. Abi. Evet efendim, evet efendim, evet efendim. Alan bir daha geliyor. Gel abi, hoş geldin. Seninle alay çekmiştik. Gel sana bak, tavuğunu torpilini koyuyorum. Hadi iyisin, hadi iyisin. Organik efendim, organik efendim. Eyvallah abi. Organik efendim, buyurun efendim. Sabah yaşıyordu bu, şimdi kestim getirdim. Şimdi kestim getirdim.